Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. İlker Bey günaydın. Yasemin Hanım günaydın. Merhaba. Sağ olun. Vallahi 3000'i kırdı. Şimdi evet. Bir şey söyleyeceğim. Çok tabii. Önemli bir şey. Alalım mı, satalım mı? Evet. Altın hiçbir zaman satılmaz. Altın bir takas aracıdır. Eğer ev alacaksınız, araba alacaksınız, elinizde altınız var. Bunu takas yapabilirsiniz. Ha, altın satılmaz. Evet. Ama bunu rakamlar söylüyor, ben söylemiyorum. Diyor evet. Ki gram altın, ben yıla diyor 2000 lira seviyesinden başladım. 9 ayda gramında 1000 lira kazandım diyor. Ama siz benim geçmişime bakın diyor. Geçmişimde diyor, ben 22 yıldır diyor, Türkiye'de en fazla kazandıran yatırım aracıyım diyor. Ve 22 yılda %8000'den fazla bir getiri sağladım ve birincilik şampiyonu bende diyor. O yüzden gram altın yatırımcısıyla konuşurken gram altının aslında biraz daha şeylerine, mesajlarına kulak vermek lazım. Altın TL bazlı satılmaz, sadece takas yapılır ve bu takas işleminde de Yasemin Hanım mutlaka şunu söylemek lazım. Ben evimi kaç gram aldım, kaç grama sattım? Ben arabamı kaç gram aldım, kaç grama sattım? Alanın kar ettiği, satanın zarar ettiği bir enstrümanda altın satılmaz. Altın her zaman alınır ve fiyata değil miktara bakılır. Evet. Peki İhsan Bey, dövizimiz var ve böyle yükselmeye evet. devam ediyor şu evet. anda altın. Ne yapsın? Evet. Tabii bir yatırım tavsiyesi olarak tabii görmemek değil. Lazım. Evet ama siz bu işin uzmanı, analisti olarak bize nasıl bir yol gösterirsiniz? Döviz, yüklü miktar döviz var. Altına çevirelim bunları. İlker Bey umarım sizde yoktu. Yani döviz bir yatırım aracı değildir İlker Bey. Onu öncelikle söyleyeyim. Kesinlikle dövize yatırım yapan insanlara ben acıyorum. Bildiğin acıyorum. Yani. Niye? Bakın bunca 10 yıllık, 20 yıllık, yıllık getirilere baktığınız zaman şöyle hesap makinesinin karşısına koyup geçeceksiniz. Aldığınız zaman altının, gümüşün gram fiyatı ne kadardı? Dolar, euro ne kadardı? İşte bunun hesabını yapan aslında dövizin Türkiye'de en az TL bazlı getirisi sabit olduğunu bize gösteriyor. Ama maalesef örf adet geleneklerimize baktığımız zaman vatandaş dövizi bir yatırım aracı olarak görüyor. Bu da beni çok üzüyor. Ve dolayısıyla döviz bir yatırım aracı değildir. Eğer bankalarda döviz mevduatı olan veya yastık altında döviz mevduatı olan vatandaşlarımızı bugün en azından bir kâra çevirmesi lazım. Bir farkındalık oluşturması lazım. Dövizi bir yatırım aracı olarak görmemek gerektiğini düşünüyorum. Döviz bir ticari bir enstrümandır. Bir ödeme aracıdır. Yatırım aracı değildir. Dövizi bence farklı enstrümanlarla takas yapmak bence avantajlı olacaktır. Ama dediğim gibi yine birincilik altın ve gümüşte olduğu için altın bugüne kadar merkez bankalarının faiz politikalarını fiyatladı. Bundan sonra da artık savaşı fiyatlayan bir yükseliş trendinde yolunda devam ediyor. Şimdi